Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle aromatik bileşikleri konusunu göreceğiz. Hatırladığınız üzere geçen hafta alifatik siklo bileşikleri görmüştük. Bu hafta da aromatik bileşiklerden bahsedeceğiz. Aromatik bileşikler ARN'ler olarak da bilinmektedir. Doğada bitkilerin yapısında değişik türevleri halinde bulunan bileşiklerdir. Acı bademde benzaldehit, karanfilde ojenol, tarçında sinnamaldehit, söğüt kabuğunda salisilik asit gibi çok sayıda aromatik bileşik doğal ürünlerde bulunmaktadır. Aromatik sözcüğü güzel kokulu anlamına gelmektedir. Aromatik bileşikler kimyasal davranış şekli ve bakımından en basit aromatik bileşik molekülü demektir. Bu bileşiğe benzeyen ve aromatik özelliğe sahip bileşikler olarak tanımlanabilir. Aromatik özellikte ve halkayı oluşturan atomların tümü karbon atomlarından meydana gelmişse homo aromatik, aromatik halka içinde hetero atom denilen farklı atom, bunlar kükürt, azot, oksijenden bahsediliyor. Eğer aromatik halka içinde bunlardan biri varsa heterotomik bileşiklerden bahsedilmektedir. Benzerin yapısına biraz önce dedik ki aromatik bileşiklerin en basit molekülü benzen idi. Benzen kapalı formülü C6H6 olan bileşik 1825 yılında Faraday tarafından keşfedilmiş. Ve bu molekülün açık formülü için birçok yapılar önerilmiş. Bugün dahi kullandığımız şu yapı, benzen halkası yapısı 1865 yılında Kekule tarafından önerilen bir yapıdır. Bu yapıda gördüğünüz üzere arkadaşlar 6 tane karbon ve her bir karbona bağlı bir tane hidrojen bulunmaktadır. Karbonlar arasında gördüğünüz üzere bir atlayarak çift bağlar bulunmaktadır. Bu çift bağların yeri değişim halindedir. İkinci kısımda gördüğünüz gibi. Dolayısıyla Kekule yapısına göre benzen halkası bu iki hali de içermektedir. Bu iki halin olması nedeniyle kararlı bir yapı taşımaktadır. Örneğin burada gördüğünüz gibi daha önce alkenleri görmüştük. Alkenlerin verdiği bazı tepkimeleri de görmüştük. Bu çift bağdan dolayı alkenler katılma tepkimesi vermektedir. Ancak benzen halkasında bu çift bağlar olmasına rağmen bunlar alkenler gibi katılma reaksiyonları kolay kolay gerçekleşmez. Dolayısıyla gene aromatik bileşikler alkenlerin potasyum permanganatla verdiği hidroksilleme veya yükseltgenme tepkimesi vermezler. Gördüğünüz gibi bakın siklo N yani siklohegzen halkası geçen hafta gördüğümüz konulardan.
Bu siklo çift bağ içermektedir ve bu çift bağdan dolayı hidrojen iyodür ve brom katarak siklo bu hegzen bileşiği oluşturabilmektedir. İyodo siklo hegzan veya brom katarak dibromo siklo hegzan bileşiği oluştururken benzen halkası ve bu halkanın biraz önce söylediğimiz gibi keküle yapısı, yani şu yukarıda altıgen halkanın içerisinde yuvarlak yaptığımız zaman benzen halkasını temsil etmektedir. Bundan sonraki kısımda bu formülü kolaylıkla göreceksiniz. Yani benzen halkası dediğimiz bu yapı, keküle yapısı. Gördüğünüz gibi halojen hidrojen iyodür. Brom ve potasyum permanganatla reaksiyon vermemektedir. Halbuki alkenler veya siklo alkenler bu reaksiyonları verebilmektedir. Aromatik özellikten bahsedersek halkalı demek, düzlemsel 4N+2 pi sayıda elektron içeriyor. Buradaki elektron sayısı önemli. Ve konjüge çift bağların olduğu, biraz önce keküle yapısında gördüğümüz zaman konjüge çift bağlar, yani çift bağ, tek bağ, çift bağ gidiyor. İşte bu özelliğe Hückel kuralı deniyor. Açık zincirli türevlerine göre alifatik doymamış, yani alkenlere göre düşük N elektron enerjisi içeren yükseltgenmeye dayanıklı yer değiştirme tepkimesi veren biraz önce bahsettiğimiz kısım burada katılma reaksiyonlarına vermiyordu. Yer değiştirme tepkimesi veren yüksek rezonans enerjisi içeren bileşiklere aromatik bileşikler denir. Bu aromatik, yani benzen halkası gibi aromatik bileşikler sadece karbondan oluştuğu için biraz önce görmüştük. Homo aromatik bileşiklerdi. Bunun dışında eğer benzen halkasında hetero atomlar varsa bunlar da heteroatomik aromatik bileşikler olarak adlandırılıyordu. Evet. Gördüğünüz gibi beşli bir halka çift bağ var. Yani bazı sadece altıdan başlamıyor. Beşli halkalar da kararlı aromatik bileşiklere örnekler. Pirol halkası. Burada heteroatom olarak azotu görüyoruz. Gene oksijen olduğu zaman, azot yerine oksijen olduğu zaman furan. Kükürt olduğu zaman tiofen ve gördüğünüz gibi benzen halkasındaki karbonlardan birini yerine azot olduğu zaman pirolin olarak adlandırılmaktadır. Evet, aromatik bileşiklerin adlandırılması nasıl yapılmaktadır? Benzen molekülü simetrik bileşik olduğu için bağlanan grup hangi köşeye bağlanıyorsa bağlansın aynı bileşik olur. Yani şurada gördüğünüz gibi CH3 buraya bağlandı. Şu uca bağlanması, bu uca bağlanmasında hiçbir farklılık yoktur. Tamamen simetrik bir bileşiktir. Dolayısıyla hangi grup bağlıysa benzen kelimesinin önüne getirilerek adlandırılır. Bu grupların bağlanması ile bileşiğin yaygın olarak kullanılan ve ÜYÜPAK tarafından kabul edilen özel adları da bulunmaktadır. Burada gördüğünüz gibi toluen, anilin, fenol şeklinde özel adları da bulunmaktadır. ÜYÜPAK'a göre gördüğünüz gibi bir metil grubu
benzen halkasına bağlandığı için metil benzen, nitro grubu bağlıysa nitro benzen, brom bağlıysa brom benzen, NH2 bağlıysa amino benzen, OH bağlı ise hidroksi benzen adını almaktadır. Evet. Biraz önceki formüllerin bazı isimleri aşağıda kalmış, bahsetmiştik. Eğer metil benzen idi gördüğünüz gibi, bu aynı zamanda toluen olarak adlandırılıyor. Eğer amino grubu amino benzen ise anilin diye özel isimle adlandırılıyor. Hidroksi benzer ise fenol diye adlandırılıyor. Fenol bileşiği. Yani fenolden bahsettiğimiz zaman biraz önce gördüğümüz benzen halkasına hidroksil grubunun bağlanmasıyla elde edilen bileşiktir. Bu fenol bileşiğini önümüzdeki derslerde göreceğiz. Özellikle gıdalarda çok miktarda bulunan, çok farklı bileşikler olan fenolik bileşikler buralardan türemektedir. Şimdi biraz önce gördüğümüz bileşikler de eğer benzen halkasına bir tane grup bağlıysa nasıl adlandırıldığını gördük. Yani o grubun adı ve arkasına benzen getiriliyor. Burada görüldüğü gibi brom benzen veya amino benzen gibi veya metil benzen gibi. Eğer iki bağlı grup bulunan bileşiklerin üç tane izomerleri bulunmaktadır. Bunlar da numaralandırılarak ya da orto, meta, orto, meta veya para ile grupların yerleri belirtilerek adlandırılır. Ortonun kısaltılması O, metanın kısaltılması M ve paranın kısaltılması P şeklinde yapılmaktadır. Evet, burada gördüğünüz gibi burada bir grup var. A grubu, birinci karbonda olduğunu düşün. Eğer ikinci gruba bağlı olan grup orto diye adlandırılır. Ve üçüncü gruba meta, dördüncü gruba ise para diye adlandırılır. Birinci grup soldan sağa diye sayılırsa, yani karbonlar soldan sağa adlandırılırsa orto, yani hemen birinci karbonun yanında orto, meta, para. Biraz önce bahsetmiştik, bu fenol benzen halkası simetrik olduğu için gene burada gördüğünüz gibi altıncı karbon orto oluyor. Yani 6 ve 2 orto, 5 ile 3 ve 5. numaralı karbonlardaki bileşikler de meta diye adlandırılıyor. Evet, bakın burada gördüğünüz gibi bir klor, yani A yerine klor bağlıysa, biraz önce yukarıda brom benzen gibi okuduğumuz gibi klor benzen diye okumamız lazım. Ancak klorun dışında başka bir klor var. Burada da gördüğünüz gibi ikinci karbon olan ortaya bağlı olduğu için orto klor benzen diye adlandırılır. Veya birinci karbon, ikinci karbonda klorür olduğu için 1-2 diklor benzen diye tanımlanır. Bu grupların adlandırılması da yaygın olan orto, meta ve para adlandırılması daha genel olarak yapılmaktadır. Bu 1-2 dediğimiz Yu-Puck sistemine göre adlandırma. Evet, gördüğünüz gibi yine klor benzen. Bu yapı ikinci bir klorür, gördüğünüz gibi meta karbon, yani üçüncü karbona bağlı olduğu için meta klor benzen,
Yani ÜPAK'a göre 1,3 klor benzen ve gene bir başka izomeri de gördüğünüz gibi dördüncü karbona yani para kısmına bağlı olan klorda para diklor benzen 1,4 diklor benzen olarak adlandırılmaktadır. En az 3 tane grup varsa numaralandırılarak aşağıdaki şekilde yapılır. Biraz önce bahsettiğimiz adlandırma da burada gördüğünüz gibi 2 taneydi. Eğer 3 tane varsa tamamen adlandırmayla, numaralandırmayla yapılır. Gördüğünüz gibi birinci karbonda klorür var. Bu klor benzende. Gördüğünüz gibi ikinci ve üçüncü karbonda klorür olduğu için 1, 2, 3 triklor benzen. Burada da gördüğünüz gibi CH3 bağlı olan benzeni toluen diye görmüştük. Dolayısıyla bakın birden farklı, birbirinden farklı iki tane daha bileşik olduğu için 3 bromo, 2 nitro toluen diye adlandırılır. Bu alfabetik sıraya göre adlandırıyor. Brom ve nitro olduğu için. Yani 2, 3 diye değil, bu şekilde bir adlandırma oluyor. Evet, burada bir farklılık var. Dikkat etmiş olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gene toluen halkasına hem ikinci karbonda hem dördüncü karbon hem de altıncı karbonda 3 tane nitro bağlı 2, 4, 6 tri nitro toluen TNT dedikleri bileşik bu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gene benzen halkasında OH grubu bağlıysa yani hidroksi benzen toluen diye fenol özür dilerim fenol diye okunuyordu. Dolayısıyla 2, 4 ve 6'da nitro grupları bağlı. Bu da 2, 4, 6 trifenol yani özel ismi de pikrik asit olarak adlandırılmaktadır. Aromatik bileşiklerin adlandırılması bazen türevi olarak olabileceği gibi gördüğünüz gibi yani türevleri dediğimiz zaman halkanın üzerinde gruplar olmasından bahsediyor. Bu türevleri alifatik türevler de olabiliyor. Onu şurada bir örnekle görebiliriz. Evet. Şuradan istersen şey yaparsak daha rahat olabilir. Burada gördüğünüz gibi bakın şu üstteki grup genelde üst tarafa yazılan grup ana bileşik olarak adlandırılıyor. Diğer kısımlarda yer alan bileşikler substituent olarak adlandırılıyor. Onun için ana bileşik bu olduğu için bu bileşiği de gördüğünüz üzere bir en uzun zincirinden başlıyorduk ya 1, 2, 3, 4, 5 de yani bir pentan vardı. Evet. Fakat pentanın üçüncü ve ikinci karbonlarında metil grupları bağlıydı. Yani 2, 3 dimetil pentan. Evet. 2, 3 dimetil pentan diye bileşiği okursak gördüğünüz gibi bir metil de burada var. 2, 3 dimetil 4, 4 de para tolil penten.
diye okunabilir. Tolil grubu. Parada ya yani tolyen çıkmış şurası tolil diye okunabilir hepsi. Şu grubun arası nasıl alkilleri okuyorduk ya metil gibi. Şurası da gördüğünüz gibi toliyenden bir tane hidrojen çıktığı için tolil diye okunabilir. Veya bunu bir alifatik bir hidrokarbon gibi okursak yani neydi? 2, 3 de bir metil var. Dördüncü karbonda ise metil 4 metil fenil grubu bağlanmış. 2, 3 dimetil 4, 4 metil fenil pentan diye okunabilir. Bir daha söyleyeyim. Bunu normal bir hidrokarbon gibi şuraya kadar nasıl okuyorduk? Pentan. Doğru değil mi? Ancak ikinci karbonda bir metil var. Yani ikinci karbondaki şuradaki metilden bahsediyoruz. Evet. Üçüncü karbonda bir metil var. Dördüncü karbonda ise 4 metil fenil olan bir bileşik var. Yani 2, 3 dimetil. Dördüncü karbonda da fenil grubu, fenil grubundaki dördüncü karbonda bir metil olan pentan diye adlandırabiliriz. Evet, benzen halkasından bir tane hidrojen çıktığı zaman bu bileşiğin adı fenil diye okunuyor. Nasıl CH4 yani metandan bir tane hidrojen çıktığı zaman metil diye okunuyorsa bu da bu şekilde okunuyor. Burada gördüğünüz gibi bir metan grubu düşünün CH4. CH4'teki iki tane hidrojenden birinin yerine fenil, diğerinin yerine de fenil girdiği için bu metan gibi okunursa difenil metan diye okunur. Evet gördüğünüz gibi alifatik zincirler, alifatik yapılar bağlıysa alifatik yapı üzerinden de okuma yapılabiliyor. Evet. Alkenil veya alkenil benzenler adlandırılırken, alkenil veya alkenil benzenler adlanırken, alken veya alkin türevi olarak adlandırılabileceği gibi biraz önce bahsettiğim alkan türevi gibi adlandırmıştı. Özel adlar da kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi bir stiren özel adı. Bu vinile bir benzen bağlandığı için vinil benzen olarak adlandırılabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi etilen var. Şu grup CH2, CH2 idi. Yine CH2'deki hidrojenlerin yerine birer tane fenil grubu girdiği için 1-2 difenil etilen veya özel adla stilben. Burada da gördüğünüz gibi asetilen bildiğimiz geçen hafta alkinleri görmüştük. Bir tane hidrojenin yerine fenil grubu bağlandığı için fenil asetilen olarak adlandırılmaktadır. Evet. Bazı adlandırmalara devam edelim. Burada gördüğünüz gibi bir fenil propen var. Evet. Propen bu bildiğimiz gibi ve birinci birinci karbonda bir çift bağ var. Üçüncü karbonda ise fenil grubu var. Üç fenil propen diye adlandırılıyor. Alil benzen özel adı. Gene burada gördüğünüz gibi bir büten 2 var. Büten 2
Dolayısıyla ikinci karbonda aynı zamanda fenil olduğu için iki fenil, iki büten olarak adlandırılabilmektedir. Bilmektedir. Evet. Bunun dışında bazı özel bileşikler tamamen özel isimlerle adlandırılabiliyor. Bu aromatik halkada biraz önce gördüğümüz işte klor, nitro gibi veya işte alkin olduğu gibi diğer fonksiyonel bileşikleri de içerebiliyor. Gördüğünüz gibi bu bir organik asit grubu, asit özelliği gösteriyor. Eğer benzen halkasına bir asit, karboksilik asit grubu bağlanmışsa bu benzoik asit. Bu benzoik asit de özellikle önümüzdeki konularda çokça bahsedeceğiz. Birçok antimikrobiyal özellik gösteriyor benzoik asit. Organik önemli organik asitlerden, aromatik organik asitlerden bir tanesi. Evet, gördüğünüz gibi benzoik halkasında ikinci karbonda hidroksi olduğu zaman iki hidroksi benzoik asit, salisilik asit veya burada da gördüğünüz gibi bir asetil grubu var. Şurası asetil grubu. Yani bu da bir salisilik asitin asetil grubu eklenmiş. Şurası asetil grubu. Asetil salisilik asit aspirinin etken maddesi olarak adlandırılmaktadır. Aromatik karbonlardan bir eksik sayıda hidrojen içeren gruplara genel anlamda aril grubu denilir ve AR ile temsil edilir. Benzenden bir hidrojen çıkarılmasıyla geri kalan gruba biraz önce de görmüştük. Fenil grubu deniliyor. Gördüğünüz gibi burada her köşede bir tane hidrojen vardı benzen halkasında. Bir tane hidrojen çıktığı zaman fenil grubu. Bu CH3 benzen halkasına CH3 bağladığı zaman toluen de gördüğünüz gibi ortodan bir tane hidrojen çıkarsa orto tolil, metadan çıktığı zaman metatolil ve paradan çıktığı zaman paratolil, yani parada veya işte ikinci karbonda iki tolil, üç tolil ve dört tolil olarak adlandırılmaktadır. Evet, tabii bu benzen halkası en basit molekül demiştik. Birden fazla benzen halkasının bir araya gelerek oluşturduğu bileşiklerden de bulunmaktadır. Poliaromatik bileşikler. Gene özellikle gıdalara renk veren bileşikler veya gıda işleme sırasında meydana gelen ürünler, bu tür bileşiklere örnek verilebilir. Örneğin benzoapiren benzer bir örnek gösterilebiliyor. Bu bileşik hakikaten kanserojen etki yapan bir bileşik. Çoğu bu benzoapirenler özellikle gıda işleme sırasında kolaylıkla oluşabilmektedir. Evet, aromatik bileşikler veya
arenler olarak adlandırılan bileşikler polar olmayan veya bağlı gruplara göre düşük polarlık gösteren aromatik halkada gördüğünüz gibi OH grubu varsa düşük polarlık gösteren bileşiklerdir. Polar olmadıkları için suda çözülmezler. Eter, petrol eteri, karbon tetraklorür gibi polar olmayan veya düşük polarite gösteren çözücülerde çözünürler. Yoğunlukları sudan düşüktür. Molekül ağırlığı arttıkça kaynama noktaları da artar. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar aromatik bileşiklerin nasıl adlandırıldığını gördük ve bunlardan aromatik bileşiklerin en düşük olan benzen konusunda ve bunun türevleri konusunda bazı bileşikleri tanımaya çıktık. Daha önce de bahsettiğimiz gibi aromatik bileşikler her ne kadar yapılarında çift bağ olsalar ile bunlar alkenler gibi katılma reaksiyonu vermezler, ancak yer değiştirme reaksiyonlarını yaparlar. Dolayısıyla bu yer değiştirme reaksiyonları ise elektrofilik aromatik yer değiştirme tepkimeleri olarak adlandırılmaktadır. Bu artı yüklü gruplar veya Lewis asitleri karşı Lewis bazı olarak davranırlar. Ardından benzen halkasının aromatik kararlılığı sebebiyle hidrojen kaybederek yer tepkimesi verirler. Yani bir katılma reaksiyonlarında bileşikten bir şey çıkmıyor. Ya yani bir alken var. Alkene bir şey katıldığı zaman tamamen bileşik bir şey kaybetmiyor. Yani katılanan bileşikten bir şey kaybetmiyor. Bu yer değiştirme tepkimesinde ise bileşikten bir şey çıkıyor. Yerine başka bir bileşik giriyor. O şekilde düşünebiliriz. Bu aromatik yapıda ise gördüğünüz gibi hidrojen kaybederek yer değiştirme tepkimesi verilir. İşte bu tepkimelere elektron seven aromatik yer değiştirme tepkimeleri denir. Bu tür tepkimeler sadece benzen ve türevleri için değil, naftalin gibi biraz önce gördüğümüz naftalin de gene birçok benzen halkasının yan yana birleşmesiyle meydana gelen bir bileşiktir. Çok çekirdekli aromatik bileşikler için de yer değiştirmektedir. Tepkimede ilk önce elektron seven halkaya saldırarak, yani ancak yer değiştiren elektron seven bir bileşik yer değiştirebilir. Yani hidrojen artı çıktığı için halkanın üzerinde eksi grup kalıyor. Ve bu eksi grubu, yani pozitif olan, artı olan bir grup meydana geliyor. Ve böylece meydana gelen bileşiklerden hidrojen koparılarak kararlı olan bazı bileşikler oluşabilmektedir. Mekanizma şu şekilde arkadaşlar. Bir elektron seven grup var gördüğünüz gibi. Şurada da çift bağ var. Bu çift bağın açılması sonucu artı bir grup oluşuyor ve eksi grup, yani şu tarafa doğru açılırsa. Şimdi burada artı bir grup olduğu için gördüğünüz gibi gelip bağlanabiliyor. Bu bağlandıktan sonra burada bir artı grup var. Artı kaldı. Halkanın kararlı olabilmesi için hidrojen ayrılıyor. Artı bu şekilde böyle yer değiştirebiliyor ama
belli bir sonra tekrar gene bir artı grup kalıyor. Dolayısıyla sonuçta hidrojen ayrıldığı zaman burada eksi grup, hidrojenin artı şeklinde ayrılma sonucu eksi grup oluyor. Gene şurada karbonun üzerindeki olan hidrojen karbonun üzerinde eksi grupla artı grup gene çift bağ oluşturarak gördüğünüz gibi bir halkalı, karalı bir halkalı tekrar yapı oluşturuyor. Ancak burada E grubu, yani elektron seven grup halkaya bu şekilde bağlanmış oluyor. Yer değiştirme reaksiyonu nedeni burada da gördüğünüz gibi halkadan bir hidrojen ayrılarak yerine E elektron seven bir grubun girmesiyle oluşuyor. Evet, bütün aromatik halka reaksiyonları bu mekanizma üzerinden yürümektedir. Bu tepkimelerden bir tanesi halojenlendirme tepkimeleridir. Aromatik halkada klorlandırma, bromlandırma için demir halojenür, alüminyum halojenür veya kala halojenür gibi Lewis asidi başlatıcı olarak kullanılır ve daha sonra halojenür eklenmesiyle halkaya halojenür bileşiği eklenmiş oluyor. Daha önce de gördüğümüz gibi bir benzen halkası var ve buraya bir halojenür eklemek istiyorsak gene demir veya işte alüminyum, kalay halojenerlerle birlikte buradan bir hidrojen ayrılarak halojenür asidi oluşmakta ve gördüğünüz gibi halkaya bir halojenür konulmada. Daha önce de mekanizmayı bahsettik. Benzer mekanizmadaki gibi önce Lewis asidi ile brom katyonu oluşur. Burada gördüğünüz gibi. Brom katyonun elektroseven saldırısı işte karbatyon artı gruplu bir şey oluyordu. Halkada bir artı grup oluşuyor. Oluşan artı grubuna yani artı yükün halka içerisinde dağılıyordu ve sonunda bu kararlı yapısından dolayı eksi grup olan şuradaki halojenür grubu rahatlıkla bağlanıp hidrojen ayrılıyordu ve böylece bu yer değiştirme reaksiyonu şurada gördüğünüz gibi X yerine brom olsa brom benzen bu şekilde elde edilmektedir. Bir başka tepkimeleri nitrolama tepkimeleri derişik sülfürik asit ve nitrik asit karışımıyla uygun şartlar altında aromatik bileşikler nitrolanır. Sülfürik asit su çekerek oluşan NO2 artı yani nitronun artı grubu nitronyum iyonu miktarını artırarak tepkime daha da hızlandırılabilmektedir. Evet, tepkime burada gördüğünüz gibi benzen halkasında sülfürik asit, nitrik asit işte 50-55 santigrat derecede gördüğünüz gibi nitro grubu eklenebilmektedir. Nitrolama gene burada hidrojenle yer değiştirme reaksiyonu gerçekleştirmektedir. Üçüncü grupta ise Friedel-Crafts açillendirme tepkimesi. Açil grubu, şuradaki bahsettiğimiz grup bir açil grubu. Yani asetil klorür var burada. Bu fonksiyonel gruplara geçtiğimizde daha rahat bunu konuşabiliriz. Yani organik asit, karboksilik asit türevleri diye şimdi bunlara açil grubu deniliyor. Yine benzen halkasına gördüğünüz üzere arkadaşlar benzen halkasına bir açil grubu olan
Gene belirli koşullarda alüminyum klorür, evet, alüminyum klorür katalizöründe 80 santigrat derecede ilave ettiğiniz zaman gene buradan bir hidrojen ayrılıp, hidrojen ayrıldıktan sonra şuradaki yer değiştirme, gene klorür ayrılacak. Burada eksi grup olduğu için artı grup bağlanıp, böylece bir asetil grubu, açil grubu halkaya bu şekilde yer değiştirme. Evet, bu üç tepkimede de gördüğümüz üzere özetlersek benzen halkasında çift bağlar olmasına rağmen alkenler gibi katılma reaksiyonu göstermemektedir. Sadece halkadan bir hidrojenin artmasıyla bir hidrojenin ayrılmasıyla başka bir grubun girmesine dayanan reaksiyonlar, bunlara da yer değiştirme reaksiyonlarını görmüştük. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi klorlama, nitrolama veya bir Friedel-Crafts açılendirme tepkimeleri kolaylıkla verebilmektedirler. Şimdi bu şekilde yer değiştirme reaksiyonlarında bazı etkinlik ve yönlendirme kavramı yer alıyor. Yani halkaya bir tane bu şekilde bir grupla yer değiştirme yapıldığı zaman ikinci grubun gelmesiyle nasıl bir yönlendirme oluyor? Onlardan kısaca bahsedelim. Evet. Benzen ve naftalin gibi bileşikler elektroseven yer değiştirme tepkimesi verdikleri gibi bağlı grup veya atom bulunduran aromatik bileşikler de, yani nitrobenzen halkası veya toluen veya fenol bileşiğinden bahsediyor yani. Bağlı grup veya atom bulunduran aromatik bileşikler de elektroseven tepkimesi verebilirler. Bu bağlı grup veya atom hem etkinliği artırabileceği veya azaltılabileceği, yani bu bağlı grubun yapısına bağlı bir başka grubun girmesini hem kolaylaştırabiliyor veya azaltabilmektedir. Dolayısıyla ve aynı şekilde bağlanacak olan grubun yerini de belirliyor. Halkayı benzenden daha etki yapan gruba etkinleştirici grup diyor. Yani daha önce halkaya bağlanmış olan ve halka da bağlı grup veya atomla biz etkinleştirici, aktifleyici grup deniliyor. Halkanın elektron yoğunluğunu artan ve etkinliğini azaltan gruba ise etkileştirici grup, halkanın elektron yoğunluğunu arttırıyor. Etkinliğini azaltan gruba ise etkinliği azaltıcı, pasifleştirici grup adı verilmektedir. Elektrosevenin bağlanacağı yeri belirleyen grupları orto, para yönlendiriciler ve meta yönlendiriciler olarak ikiye ayrılabiliyor. Yani halkada bir grup var. İkinci grup girdiği zaman bunu orto para grubu diye bir yönlendiriciler var. İkinci grupta meta yönlendiriciler olarak adlandırılıyor. Evet, bunları şimdi kısaca görelim. Orto para yönlendirme şu demek: toluen nitrolanırsa benzenden daha kısa sürede ve ılımlı şartlar altında tepkimeye girerek, gördüğünüz gibi bu bir aktifleyici grup, yani toluen varsa orto ve para ve az miktarda da meta meydana gelir. Bu bileşikte metil grubu halkanın elektron yoğunluğunu özellikle orto ve para yerlerini artırarak tepkimenin benzene göre, evet şimdi gösterelim grafiği de, şekli formülü de.
hızlı olmasını sağlıyor. Evet. Dolayısıyla tolyenin nötrolama örneği şu şekilde oluyor. Biraz önce bahsettiğim, eğer tolyende bir halka tolyen bileşiği var, yani benzene bir metil grubu bağlanmıştı. Gördüğünüz gibi bu bileşiğin nitrolanması sonucu, eğer burada toluen olduğu için meta ve paraya doğru yönlendiriyor. Çok az da olsa bir meta grubu oluşabiliyor yani. Dolayısıyla bu tepkimede %96 oranında orto ve para ürünü oluştuğu için bu toluen, yani metil grubu bağlıysa benzen halkasına, biz bunu orto ve para yönlendirici olarak tanımlıyoruz. Yine meta yönlendiricilere bakar isek, bu nitro benzene göre gene elektroseven aryl tepkimesini daha yavaş ve şiddetli şartlar altında verir. Yani zorlaştırıyor. Diğer bir deyişle, halkaya bağlı nitro grubu, çünkü burada nitro grubu var. Burada oksijenin elektron negatifitesi azottan yüksek olduğu için buradaki halkanın üzerindeki elektronu kendine doğru çekiyor. Bu kendine doğru çektikçe buradaki pozitiflik azalıyor. Pozitifliğin azalması ile bir başka grubun girmesi zorlaşıyor. Evet. Dolayısıyla bu tür gruplar, yani elektron çeken halkanın, halkaya bağlı elektron çeken elektro, nitro gibi gruplar varsa, dolayısıyla çoğunlukla meta ürünü oluyor. Dolayısıyla bu bileşikler meta yönlendirici olarak adlandırılıyor. Burada gördüğünüz gibi nitro benzen olduğu zaman meta nitro benzen grubu oluşuyor, dinitro benzen. Bunun yanında, yani gene orta ve para oluşuyor ama bu çok düşük miktarda. Biraz önce bahsettiğimiz gibi %96 civarında sadece metaya yönlendirilmiş bileşik elde edilmektedir. Diğer bileşikler çok az oranda meydana geliyor. Dolayısıyla bu meta ve orto yönlendiricilere baktığımız zaman şu şekilde gruplandırabiliriz. Evet, orto ve para yönlendiriciler etkisi ve etkinleştirici özellik göstermektedir. Örneğin eksi artı etkinlik göstermekte, eksi zayıf, kuvvetli etkinlik, o şekilde tanımlanıyor etkileri. Gördüğünüz gibi halkada bir R grubu varsa, bu R'nin yerine eğer NH2, NHR, R, NR2, OH ve oksijen bağlı ise bu gruplar orto ve para yönlendirici. Yani benzen halkasında bu gruplar bağlı ise herhangi başka bir bileşik orto ve paraya yönlendirilecektir. Gene aynı şekilde meta yönlendiriciler, gene halkanın yapısında bu gruplar varsa bu halkaya bağlanacak, yani yer değişecek diğer bileşikler ise metaya yönlendirilecektir. Yani gördüğünüz gibi orto ve para yönlendiriciler şu gruplar adlandırılabiliyor. Veya işte zayıf olanlar, CH3 bağlıysa, C2H5, C6H5 varsa, florür, klorür, iyodür ve bromür varsa,
bütün bu gruplar tamamen orta ve para yönlendirici iken halkanın yapısında siyanür, SO3H, sülfonil, organik yapı mesela benzoik asitte veya onun esterleri veya aldehit grubu veya bir keton grubu bağlıysa bunlar da meta yönlendirici olarak tanımlanabilmektedir. Evet. Bakalım bir iki örnek varsa daha rahatlıkla görebiliriz. Evet, bununla ilgili önümüzdeki hafta problem çözersek bu olayı daha rahatlıkla görebiliriz. Evet. Dolayısıyla grubun orto, para veya meta yönlendirilmesinde önemli olan indüktif ve rezonans etkisidir. Dolayısıyla toplam etki elektron yoğunluğunu arttırıyorsa, yani mesela üzerinde ortaklanmamış elektron kuran gruplar bu elektronlarını halkaya da veriyorsa, bağlanacak olan grup orto ve para yerine bağlanıyor. Halojenürlerde elektron yoğunluğu azalmasına rağmen orto para yerinde elektron yoğunluğu daha fazla olduğu için bu orto ve para yönlendiricilerdir. Meta yönlendiriciler genellikle halkaya doğrudan bağlı karbonil grubu, artı yüklü grup veya indüktif olarak elektron çekici gruplar içeriyor ise o zaman meta yönlendiriciler olarak tanımlanmaktadır. Evet arkadaşlar, böylece aromatik bileşiklerin adlandırılmasını gördük. Bunların aromatik halkaya bağlı gruplar olduğu zaman nasıl adlandırıldığını, hangi tip reaksiyonları verdiğini, dolayısıyla daha önceden halkanın yapısında olan bir grubun elektron çekici ve elektron verici özelliğine göre ikinci grubun yer değiştirmesinde nasıl yönlendirildiği konusunda detaylı görmüş olduk. Böylece aromatik bileşikleri de tanımış olduk. Kendinize iyi bakmanız dileğimle konuyla ilgili problemleri bir sonraki derste göreceğiz.